Herkese merhaba. Bugün değişik bir çalışma yapacağız. Bunlar eski pirince benzeyen tabaklarımız. Çay tabağı olarak kullanılmış yıllarca. 6 tane küçük, bir tane büyüğüm var. Öncelikle burada şöyle bir şey düşündüm. Ortalarına resim yapıştıracağım. Bu büyüğe kayınvalidemin ve kayınpederimin resmini, küçüklerine de torunların resmini yapıştırıp bir çalışma yapmayı düşünüyorum. Bir ağaç üstünde ya da çiçek üstünde deneyeceğiz bunları. O yüzden renklerini bu şekilde boyadım. Diğerlerini de boyuyorum. Akrilik boya tercih ettim. Hibrit boya daha güzel tutuyor. O yüzden alırken hibrit olmasına önem verin. Bunlar biraz lekeli olduğu için birkaç kat boyamak gerekecek. Şu şekilde boyuyorum. Önce mesela bu çok kötü. Gördüğünüz gibi. Bu biraz daha zor kapanacak muhtemelen. Şu şekilde boyuyorum. Bunlar ilk turlarım. Duruma göre 2 ya da 3 tur boyayacağım. Önce önlerini boyayacağım, kurutacağım. Sonra da arkalarını boyayacağım. Şimdi bunlar biraz kurudu. Ön yüzüne 2 kat, arka yüzüne tek kat sürdüm. Renk ne kullandım? Bebek pembesi ve morun birleşiminden oluşturdum bu rengi. Tekrar sıkacağım ve yeniden yapıp üstlerinden bir tur daha geçmeyi planlıyorum. Çünkü alttan hafif hafif böyle sarılıklar attı. Bir miktar mor koyuyorum. Bir miktar da bebek pembesi koyacağım. Pembe daha çok olacak ki açık olsun rengi. Bunlar böyle çok hoş çiçekler olacak. İkisini karıştıracağım ve bakacağız nasıl oldu. Şimdi rengimizi karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Çoğunluğu pembe. Bunları böyle iyice bir karıştırıyorum ki çizgiler oluşmasın farklı farklı renklerden. Gördüğünüz gibi. Şimdi buraya üçüncü katı süreceğim. Tabii böyle eğer direkt tek renk kullanmayıp iki rengi birbirine karıştırırsanız renk farklılıkları mutlaka oluşur. O yüzden her turu mümkün olduğunca aynı boyayla yapmaya çalışın. Önüne ve arkasına birer kat daha sürmeye devam ediyorum. Şimdi bunların boyaması bitti. Bunları kenara alacağız. İyice kuruyacaklar. Arkasından uygun resimleri yapıştıracağız.
kiralayacağız. Bir miktar boyam kaldı. Bunu da başka bir şey için kullanacağım. Evet, tabaklar bitmişti. Ne yaptık? 3 kere içini, 2 kere arkasını boyadık. Ve kapandı. Bunlar torunlar olacak. Buna da büyük babayla babaanne yapacağız. Bir ağaç üzerinde yapmayı düşünüyorum. Daha hoş olacağını düşünüyorum. O yüzden onların tabağını kahverengiye boyayacağım. Çünkü ağacın gövdesine yapıştıracağım. Şimdi ne kullanıyorum? Bu sefer Rich marka var. Rich kahverengi, güzel bir kahverengi. Evet, fırçamı güzelce temizledim. Kuruladım. Çok ıslak olmaması lazım çünkü inceldiği zaman kapatıcılığını kaybediyor. Şimdi başlıyoruz kahverengiye boyamaya. Bunu da yine herhalde içini bir 3 kere, arkasını da 2 kere yapmak yeterli olacaktır. Koyu renk olduğu için daha kapatıcı. Açık renklerle denediğinizde maalesef kapanmıyor. Hani altı koyu sürüp üstü açık olabilir mi? Hiç denemedim. Şöyle. Zaten orta kısma resim yapışacağı için kenarlarını daha düzgün boyamak lazım. Gördüğünüz gibi. Ön tarafını boyadım. Şimdi sıra arka tarafında. Arka tarafın tamamını boyayacağım. Çünkü yapıştıracağım yerde belki görünebilir arkası. O zaman çirkin görünür. Şimdi size söylediğim gibi bunu bir tablo haline getireceğim. Böyle bir parça buldum. Burada bulmak biraz zor oldu. Bunu kullanırken şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Bunu ağacın gövdesi yapıp bunları da dallara çiçekmiş gibi yerleştireceğim. Onun için ilk önce tabanımı boyamaya başlıyorum. Tabanımı ilk etapta Cadence'ın hibrit akrilik boyasıyla boyayacağım beyazla. Sonra da duruma göre işte belki gökyüzü yapacağım. Belki başka bir şeyler yapacağım. Boyamaya başlıyoruz. Bitirdim. Bu boyadığım tabakları da buraya sanki ağacın çiçekleri ya da meyvesiymiş gibi büyük biraz ama yapıştırdım. Buraya çocukların resmi yapışacak. Ondan sonra da tamamlanmış olacak. Elimizde resim olmadığı için yapıştıramadık. Başka videolarda görüşmek üzere.